Merhaba efendim. 25 Eylül 1396. Tarihimizin şeref levhalarından birisinin yazıldığı gün. Nibolu Zaferi. Zaferi kazanan Yıldırım Bayezid Han. Bugünkü konumuz Nibolu ve Yıldırım Han hakkında olacaktır. Muhterem izleyicilerim. Yıldırım Bayezid Han, Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu, 1. Murat Han'ın oğludur. Murad-ı Hüdavendigar'dır babası. Kendisi Orhan Gazi'nin dünyaya veda ettiği gün doğmuştur, dünyaya gelmiştir. Yıldırım Bayezid Han gerçekten de ismine yakışır, çok hızlı hareket eden, ordusunu bir yerden bir yere hızlı nakleden ve düşmanın üzerine yıldırım gibi atılan bir insan olduğu için, bir cengaver olduğu için, bir kahraman olduğu için yıldırım lakabını almıştır. 1389 tarihinde Kosova'da meydana gelmiş bulunan büyük zafer, 1. Murat Han döneminde büyük zaferde Osmanlı tahtına cülus etmiştir. Elbette Kosova zaferini kazandıktan sonra Kosova'nın kahramanı 1. Murat Han'ın bir Sırplı tarafından hile ile şehit edilmesi üzerine, yani babası Osman Murat Han'ın şehit edilmesi üzerine Osman tahtına oturmuştur Yıldırım Bayezid Han. O tarihe kadar Osmanlı Orhan Bey zamanında geçmiş olduğu Gelibolu'ya, yani Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra hızlı fetih hareketlerinde bulunmuş. Orhan Bey zamanında daha Gelibolu ve civarı fethedilmiş. Arkasından 1. Murat Han Orhan Bey'in vefatı üzerine tahta geçecek ve Edirne dahil olmak üzere, Sofya dahil olmak üzere Mora Yarımadası'na doğru bir kol sola dönerek ilerlemiş. Bulgaristan'ın büyük bir kısmı fethedilmiş. Nibolu yakınlarına kadar Osman toprağı oluvermiştir. Nibolu'yu da 1. Murat Han'dan sonra efendim Yıldırım Bayezid Han'ın almış olduğunu görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, bu şekilde Osmanlı'nın fetih hareketleri karşısında 1. Kosova'da da büyük darbe almış olan Haçlılar büyük bir telaşa kapıldılar. Ne oluyordu? Osmanlı nereye gidiyordu? Balkan toprakları, Trakya toprakları bu Osmanlılardan nasıl temizlenecek idi? Bu fetih hareketlerinin önü nasıl kesilecek idi? İşte 1. Kosova'da bunu başaramamışlardı. Murat Han'dan büyük bir tokat yemişlerdi. Ama bu böyle gitmezdi. Hazır Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u kuşatmış iken, İstanbul'da meşgul iken büyük bir ordu hazırlamalı ve Yıldırım orada meşgul bulunuyorken Osmanlı topraklarına girmeli ve onları bütün Trakya'dan atmalı, hatta Asya'dan bile Osmanlıları temizlemeliydiler. Bu hesabı yapıyorlardı başta Macar kralı olmak üzere. Macar kralı Sigismund bu işe öncülük yapmış ve 120 bin kişilik bir orduyu hazırlamıştır Osmanlı'yı Trakya'dan atabilmek için. Ki bu 120 bin kişilik ordunun içinde Fransız kuvvetleri, İngiltere, İskoçya, Almanya, Polonya, Bohemya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İsviçre, Belçika ve Venediklilerle Rodos şövalyelerinin güçleri bulunuyordu.
artık zaferden emindiler. Bu iş burada bitmiş idi. Bu kuvvete karşı hiçbir kuvvet karşı duramazdı. Hatta diyorlardı ki gök kubbe çökse bu 120 bin kişilik ordunun mızraklarıyla kubbeyi tutabiliriz. Bu derece emindiler kendilerinden. Haçlı kuvvetleri birkaç kola ayrılarak ilerlediler ve Tuna'nın güneyinde bulunan, Osmanlı sınırları içinde bulunan Nibolu Kalesi önlerine kadar geldiler. Halen Yıldırım Bayezid ortada yoktu onların görüşüne göre. Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatıyorken onlar harekete geçmişlerdi madem. Şimdi diyorlardı ki Yıldırım Memlüklere gitmiştir onlardan yardım dilenmeye veyahut da onlara sığınmaya gitmiş olmalıdır. Bizim önümüze bile çıkma cesareti bulunamaz diyorlardı Yıldırım Bayezid için. Ve Tuna'yı da atlayarak dediğim gibi Nibolu Kalesi önüne geldiler. Nibolu Kalesi'nde de Doğan Bey isimli birkaç bin askeri bulunan, kalede birkaç bin askerle savunma yapan bir Osmanlı beyi vardı. Ve bu Osmanlı beyi aynı zamanda Yıldırım Bayezid Han'ında yakın kumandanlarından birisiydi, kahramanlardan birisiydi. Bu 120 bin kişilik düşman ordusu Katolik mezhebinden ağırlıklı olduğu için Balkanlara gelirken, Nibolu'ya gelirken Ortodoksları da keserek biçerek geldiler. O bakımdan Ortodoksların bu orduya herhangi bir dahilleri yoktu veyahut da destekleri yok idi. Nibolu Kalesi'ne geldiler. Nibolu Kalesi 16 gün onlara dayandı. O zaman zarfında ise Yıldırım Bayezid Han bu işi duymuş, İstanbul kuşatmasını yarım bırakarak süratle Anadolu'daki beylerine de haberler göndermek suretiyle onların da süratle hareket etmesi sebebiyle emriyle Trakya'ya geçmiş, Edirne'ye doğru giderek ordusunu Edirne'de toplamaya başlamış idi. Onların bundan haberleri yok idi. Haberleri olduğu zaman casusları Yıldırım ordusunun Edirne'de veya Edirne'yi geçtiğini haber verdikleri zaman da buna inanmadılar. Gelenleri de kulaklarını kesmek suretiyle yanlış bilgi getiriyorsunuz. Yıldırım şimdi Memlük'tedir, kendisini kurtarmaya gitmiştir demek suretiyle de onları cezalandırmışlardı sözüm ona. Oturmuşlar, hem Nibolu Kalesi'ni kuşatmışlar, almaya çalışıyorlar, hem de Osmanlı'yı Trakya'dan attıktan, İstanbul civarından attıktan, Bursa'dan ve Anadolu'dan attıktan sonra Kudüs'e nasıl gideceklerini, Kudüs nasıl paylaşacaklarını bu konudaki münazaralara, münakaşalara girmiş olduklarını görüyoruz. Ve sarhoş halde idiler, kendilerinden emin bir durumdaydı. Yalnız Sigismund hariç, çünkü o Osmanlı'nın gücünü çok iyi biliyor. Daha önceki çarpışmalarda Osmanlı tokadı yediği için de neler olabileceğine dair içinde bazı kuşkular taşıyordu. Yıldırım Bayezid Han 60 bin kişilik ordusu ile Edirne'den hareket etti ve Nibolu'nun yaklaşık 10 kilometre açığına kadar yaklaşık ordugahını kurdu. Gelen düşman ulaklarını veya casuslarını toplayıp etkisiz hale getirmiş olduklarından Yıldırım'ın bu hareketinden haberleri yok idi. Nibolu Kalesi tamamen kuşatılmış idi 120 bin kişilik Haçlı ordusu tarafından. Bir cesaret örneği gösterdi Yıldırım Bayezid Han. Tarihte buna ender rastlanan bir olaydır. Dedi ki ben atımla gideceğim, Doğan Bey'le bizzat görüşeceğim. Gerçekten de 120 bin kişilik düşman ordugahının yakınlarından geceleyin onlara sezdirmeden geçmek suretiyle Nibolu Kalesi'nin kale duvarları önüne gelerek oradan seslenmeye başladı. Bire Doğan neredesin? Doğan Bey günlerden beri Yıldırım Bayezid'den haber bekliyor idi. Endişeliydi, kuşkuluydu. Acaba Yıldırım Bayezid'den bir haber gelecek mi? Ne tür hareket etmeliyiz?
ve bu sesi, hünkârın bu sesini surların üzerinde devriye gezerken duydu Doğan Bey. Hemen kulak kabarttı. Bu yıldırımın sesiydi. Ama olabilir miydi? Nasıl olabilir? 120 bin kişilik düşman ordusunu Yıldırım Bayezid nasıl geçmiş olabilir? Şaşkınlıkla sesin yeniden gelmesini dinlerken Yıldırım'ın sesi tekrar fısıldar gibi. Bire Doğan, ses ver Doğan, orada mısın? Doğan Bey surlardan aşağı yarı beline kadar sarktı. Aman Allah'ım, beyaz küheylan üzerindeki Yıldırım Han'ın ta kendisi. Duaları kabul olmuştu. Bütün yüreğiyle seslendi. Emreyle hünkârım. Nicesin, askerin erzakı nicedir? Evelallah, sonra hünkârımın sayesinde her şeyimiz tamamdır sultanım. Bu kefere sürüsünü bir hafta oyalayabilir misin Doğan? Seni dünya gözüyle gördükten sonra bir hafta değil, yıllarca bile dayanırım sultanım. Bu kafir Haçlılar için kaygılanma. Yerlerinden bile kıpırdayamazlar. Kan sağlayacaklar Doğan Bey. İnşallah tez günde gelir görüşürüz. Allah yardımcımız olsun diyerek dualar içinde Yıldırım Bayezid yine 120 bin kişilik düşman ordugahını geçecek. 10 kilometre ilerideki kendi ordugahına dahil olacaktı. Birçokları görmüştü Yıldırım'ın bu şekilde geçtiğini ve Doğan Bey'le görüştüğünü. Bu haberi hemen götürdüler, Macar kralına söylediler. Macar kralı böyle imkansız bir haberi getiren bu ulakların ihtiyaten kulaklarını kesti. Böyle yanlış haberler getiren, yalan şeyler duyan bu kulaklara ihtiyacınız yok diyerek kulaklarını kesmek suretiyle onları cezalandırmış oldu kendi aklıyla. İşte 25 Eylül 1396 sabahı Yıldırım'ın ordusu ile 120 bin kişilik, iki misli olan 120 bin kişilik Haçlı ordusunun Nibolu yakınlarında karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Önce düşmanlar saldırdılar. O kadar emindiler ki Yıldırım ordusunun çil yavrusu gibi dağılacağını zannediyorlardı. Halbuki Yıldırım ordusunu öyle tanzim etmişti ki merkezden kanatlara doğru ordu açılacak, herhangi bir hücum anında düşman hırpalanacak, hırpalanmakla kalınmayacak, kaçıyormuş gibi kanatlara doğru gidilecek ve düşman içeri girdikten sonra da kanatlar kapatılmak suretiyle zafer kazanılacak ki buna biz hilal hareketi veya hilal taktiği diyoruz tarihlerde. İşte savaşın oluş şekli. Fransız süvarileri muzaffer olmak hissiyle ilk önce hücum ettiler. Sultan Beyazıt Han'ın kumanda ettiği merkez kuvvetlerine bu hücum yapıldı. Merkez kuvvetlerin önünde hafif yaya askeri olan azaplar geçtiler. Yeniçeri askeriyle karşılaştılar. Yeniçerilerin ok yağmuruna tuttuğu Fransız süvarilerinin büyük bir kısmı imha edildi. Sol koldan Şehzade Mustafa ve Anadolu kuvvetlerinin yandan taarruzuna uğradılarsa da plan gereğince Osmanlı merkez kuvvetlerini bir miktar geri aldı. Osmanlı ordusunun geri çekilişini zafer zanneden Fransızların kıskaca girmesi ve arkalarından diğer orduların da zafer kazandık hissiyle hücum etmesi üzerine Yıldırım Bayezid Han yanlardaki kanatları kapatmak suretiyle büyük bir düşmanı kesme hareketi, imha hareketini başlatmış oldu. Gök çökecek olsa mızraklarımızla tutarız diyen düşman ordusu darmadağın olmuş. Birçokları ölürken birçokları da kaçmak ve nehirde boğulmak suretiyle mağlubiyetin acısını tatmışlardır. Kaçanların içinde Macar kralı Sigismund da vardır. Kendisi Tuna'dan Karadeniz'e geçecek. Kaçmak suretiyle Karadeniz'den Boğazlar yoluyla Ege Denizi'ne adalara çıkmak suretiyle canını zor kurtarmış olacaktı. Ve bu hareketten sonra çok sayıda esir alınmış olduğunu, Yıldırım Bayezid tarafından esir alınmış olduğunu görüyoruz. Bu Haçlılara vurulmuş büyük tokatlardan birisidir. Artık Haçlılardan
yakın bir tarihte yeniden saldırı beklemek mümkün değildi. Çünkü kuvvetlerini eritmişlerdi. Yıldırım Bayezid almış olduğu esirleri merkeze getirdi, Bursa'ya getirdi. Orada kendilerini yeminler almak suretiyle fidye karşılığı serbest bırakırken onlar şöyle yemin ediyorlardı. Bu andan itibaren Yıldırım Bayezid'e karşı gelmeyeceğimize ve ona karşı silah kullanmayacağımıza namus ve şerefimiz üzerine yemin ederiz. Yıldırım Bayezid bu yemin üzerine kendilerine dedi ki, bana karşı silah kullanmayacağınıza dair ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanı sağlamış olursunuz. Zira ben Allah-u Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim dedi. İlahi kelimetullah ve cihat ülküsü işte buna diyoruz. Nibolu zaferi gönderilen fetihnamelerle bütün dünyadaki belli başlı ülkelere müjdelenmiş. Bu arada Abbasi halifesi, İslamların halifesi de hutbede bundan böyle Yıldırım Bayezid'i anarken Sultan-ı İklim-i Rum sıfatını kendisine layık görmüştür. Yani Rum ülkesinin sultanı olan Bayezid Han. Yıldırım Bayezid Han 10 yıla yani 1402 yılında yapılmış bulunan Ankara Savaşı'nda mağlup olana kadar 10 yıl tahtta kalmıştır. 10 yıla 100 yıllık zaferleri sığdırdığını, 100 yıllık icraatlara imzasını atmış olduğunu görüyoruz Yıldırım Bayezid Han'ın. 25 Nisan 1396 Nibolu zaferimizi bu şekilde sizlerle anmış oluyor ve Osmanlı sultanlarının buradaki cümle olarak Osmanlı sultanlarının ilahi kelimetullah uğruna çarpıştıklarını, cihat ruhuyla düşmanla mücadele ettiklerini Yıldırım'ın kendi ağzından dinlemiş ve duymuş oluyoruz. Bugünkü süremizin sonuna geldik efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.